kişi zamanımızda bu genişlerden katta bir kompyuter kampanyasiga şu işçi borligi hakkında bir ilan borudu kirmakçı oldu. Farraşlik ya. Başka iş kolundan kemiydi. Fakat farraşlik. U bilan suhbatlaşıp bunu işge oladıken katıp bunu çakırdı. Oturup suhbat kıldı. Savollarga cevap verdi. Haliga katıp aytdi. Mayli biz siz bilan bağlanamız. Kabul kılıngan kılınmaganizi haberini veramız. Emeğinizi vereyim bizge dedi. Emeğini poşta. Yani kattalar yet yapın. Emeğinizi vereyim dedi. Haliga adam aytdi. Benim emeğim yok dedi. Ya şu zamanda şu asırda yaşayıp durup emeğiniz yok mu size dedi. Garip indi bu. Ha yok dedi. Bu oldu kabul kılınmadıyız. Çünkü asrınızdan arkada kop getirsiniz dedi. Farraşlık giyem yaramadı. Şimdi kolu çürü oturuş gereği de. Bu oldu dedim yani bu yana şu kemiğim. Farraşlık giyem yaramayayım hakem. Yok o himmeti var adamıydı. Oylandı. Bazar gibi arıp durup bir kere öpke pomidordu 10 dolarıyı satı aldı. Maydalap kötarı yürüp sattı. Bir yakı yürüdü, bir yakı yürüdü. 12 dolar kolada pul buldu keşke paydı. Kursan. Şu 2 dolar işleyemem ben de. Dip durup bola diyor. Ballarımızı işte hasıp alat. Himmetimiz. Sen işlep durur or günü 200 sondan. Allah uyan gibi buraya köse atar dese ya diyor da. Doğru mu? O sırasın günü 100 dolardan işler yapış gerekiyor. Madem rastlaka cönat tutulur pul cönat doğraslar o balları ileride. Öşe kabarıp bunları da alıp işletirken. Ali rabata datırlar bile yaplaşırlar da. Ne tıldı bile ne hüneri var. Ne çöntekü de pul yok. Burada buradaki pul cönat. Asakal ya ama hüner bilen cönat o diz mi? Yok. Tıl bilen mi? Yok pulu. Ha, ben de kıptırayım. Eştiler de genç damandı. Bu adam kolunu düşürmedi. Şu 2 dolarıya kanatlandı da ertesi günü vardı 2 kerupke satı aldı. Yügürdü sattı. 2 kerupkeden yakşı rapayda kaldı. Hele ki işte kılıp üddestini ötkenden kendi himmeti yana kötü arıldı. Kulaş şu iş buna rasmana şu kullandı bir müddet ötkenden kendi şu şehirdeki yakşı yine meyve çeyve tarikatı adıken adamlar da bittesi geldi. Şirket açtı, firma açtı. Kolu da pul var, kolu da adamlar işleydi. Şimdi özgürlüğü bop kaldı. Kolunu çürüyemedim okuma. Ken özgü okşap şu bir firması var adamına yaplaşıp oturdu da yaptı ki kendinken hala ki adam türüp yeti yatıp emeğe izi verip koyayım menge dedi. Yani bitti firmanın boşluğu, emeğe buluş gerek. Poşta buluş gerek elektronik poştası. Doğru hala ki adam benim emeğim yok dedi. Emeğiniz bu metodu bitti firman ilgisi yapsın mı? Emeğiniz bu genel mi bulardı doğdu? Onu da farraşlık ileyken bulardım dedi. Ha kimdir? Bir işe yaramasın ki mümkün. Ha mesela bana hınarıya girişti yapılamadı ama başka işlerde ona bir imkaniyatı iktidar var buluşu mümkün. İnsan kolunu çürmesi de gerek. Ali himmet buluş gerek. Aldı ki maksatta kattasını konuş gerek yaşlar. Hayır da bizge yol olsun. Doğru da, kareler de. Mektepte nereye böyle tüketken ballar var. Okutucuları yol oğlan mektepte bitirip atistatı hop çıkıp gitken. Üçüleri köpçürgeni kararsız, bazarda, hüner, ticarette işi zor boyan. Eğer kereye basa şu boyaki ençe münçe alakçı okuyanlar, onu koruda işleyen bu kaldı. Ha, mektepte okuş yaramasıyla bu oldu, adam mesela spisat kımıyorlar. Siz bilmiyorsunuz, balayızı kanaka iktidarı var, kanaka kabiliyeti var. Farzan terbiyesi deyken dersimizde bana sana ait ötkenmiz. Yiğitler, usta çiğnedi iş bulmadı mı? Dekan çiğnedi vurup görünür yüzü. Bulmadı mı yana bir iş vurup görünür. Kolunuzu düşürmeyin. Çünkü sizden hareket Allah'tan barakat. Muvaffakiyet yarıştı. Şu mektepte iki kişi boyan bala. Hunarda, ticareti de. Ne mi için? Kolunu yer geçiyor o yanı yok. Allah da Allah bergen himmetini balat kıldı. Bittikte muvaffakiyetsiz diye bittikte mağlubiyet bilen düşkünlükü düşüp gitmedi. Sağda gerek eler. Sırar özelerde sağda köşesi de sınav gördüler. Yaşı muvaffakiyet geliştiler. Kolunu düştürsün payda bu oldu. Şu bilen çehlenin kapketi orası lan. Fibir artı bir işlep çıkarıştı. Başla var işte. Kaçı ette başlasa çünkü ette ağır başlanadı. Hayır da bizde şarap yok. Uhuttu sizi yaşayken yurtdizde şu işte kılıkkenler var. Ticaretli işlep çıkarışken aylantılı olken bir akamız bir de bir solda gel adam gel ma işte kılıyordu ise oyga kança topamız diye yaptı. Sıra yazı. Oyga kança topamın deme. İşlep çıkarış buna kabul müydü? Bir yıl keter, iki yıl keter işin yürgüsü var güçe. On geçe pribildi isteme. Neşbul bana da oyga geliydi. Doğru mu? Sağda geller. Çünkü ap gelip satış değil, üddesten öttük. Başka nasıl dayan bozumuzu sınav görelim. İşler çıkarış kılayalık.
Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan to'rttasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixini o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uydagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarda qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rinchi firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga non yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Ha bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayri dinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degan emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yerda shilinmaydi qachon? Dadangizni topganini yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang, bir narsa qilgan bo'lasan. Bir kishi zamonimizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joy borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haliga kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganingizni xabarni beramiz, emailingizni bering bizga" dedi. Email pochta. Endi kattalarga aytyapman, emailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, "Meni emailim yo'q" dedi. "Ya, shu zamonda shu asrda yashab turib emailingiz yo'qmi sizda" dedi. "G'arb endi bu." "Ha, yo'q" dedi. "Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz" dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da, "Bo'ldi endi, men bo'lgan shu ekan, men farroshlikka ham yaramayman ekan." "Yo'q, u himmati bor odam" dedi. O'ylandi. Bozorga borib turib bir karotka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. "Shu $2 ishlayman endi", deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmati emas. "Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yoqqa bir yo'l ko'rsatar" desa, "Ya" dedi. "To'g'rimi? U sirozim kuniga $100 ishlash topish kerak-ku. Mana rasaga jo'natdilar, pul jo'natdi orasizlar bolalaringizda. O'sha qo'lib borib bularni olib ishlatayotgan, haligi rabata datillar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Burada buradanki pul jo'nat. Osoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli mana qilib turing. Eshitdinglar-da ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi, shu $2 qanoatlandida, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, 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 sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xulosa shu ish bilan rasmona shug'ullandi, bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushira olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gapi tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, "Emailingizni berib qo'ying menga" dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i emaili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni emailim yo'q" dedi. "Emailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? Emailingiz bo'lganda nima bo'lardi" dedi. "Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim" dedi. Ha, kimdir
bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana xonalarga kirishni eplamadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmaslik kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'lish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'l olsin. To'g'ri-da, qaraylar-da. Men maktabni nari-beri tugatgan bolalar bor. O'qituvchilar yo'lovlar maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shularning ko'pchiligini qarasangiz, bozorda hunar tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa shu bo'yiga ancha-muncha aloqachi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Ha, maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emas, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda munosabatni aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi, dehqonchilikka urib ko'ringlar. Bo'lmadimi, yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyat erishdi shu maktabda 2 kishi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini balat qildi. Bitta ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi? Birorta bir ishlab chiqarishda boshlab olishlik. Qancha etta boshlasa, shuncha ettaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz, bitta bir savdogar odamga, "Men ishni qilaylik" desa, "Oyiga qancha topamiz?" deyapti. Sirasi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. Bir yil ketar, ikki yil ketar ishini yurgizib olguncha. Ungacha pribilni istama. Nech pul boradi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsada ham o'zimiz sinab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan to'rttasini atini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixini o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uydagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarning qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rinchi firma ana shu dunyo tanigan yani Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizni tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizni tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Ha, bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayri dinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech narsa shilinmaydi qachon? Dadangizni topganini yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang, bir narsa qilgan bo'lasan.